Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir lezzetle sizlerleyiz. Yani cevizli baklava yaptık. Üzerine de badem ekleyeceğiz. Bir paket margarin hazırladık. Şimdi onu tavada eriteceğiz. Esas konması gereken tereyağı elimizde olmadığı için bununla idare edeceğiz. Evet, marketten aldığımız baklavalık yufkaları şimdi tepsiye göre keseceğiz. Tepsinin tabanına göre kesiyoruz bunu. Tam uyması lazım. Bunları şuraya koyalım. Sonra kullanacağız bunları. 200 gram ceviz içi hazırladık. Şimdi bu ceviz içini çekeceğiz. Bu arada yağımız eridi. Altını kapatalım. Şu beyaz köpükleri alalım. Şerbeti için 4 bardak şeker, 4 bardak su. Dakikada kaynayacak bu. Evet, tepsinin tabanını yağlıyoruz. Yağladık. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 5-10 dakika kaynadıktan sonra limon tuzu atacağız. Bana diyorlar ki yufkayı sen açman lazım diyorlar. Hazırda yufka satılırken eziyete giriyorum, bir de bunun üstüne bir de yufkayla mı uğraşacağım? Yufka açmasıyla mı uğraşacağım? Gider hazır yufkadan alır yaparım. Öyle değil mi? İşim gücüm yok.
Onun açmasıyla mı uğraşacağım? Yok, Ahmet açıyormuş, Mehmet açıyormuş. Beni ırgalamaz, beni alakadar etmez. Ben giderim, hazır yufkamı satın alırım. Zaten bu eziyetli ve zahmetli bir iş olduğu için bir de onun açmasıyla uğraşamam yani. Uğraşmak isteyenler varsa uğraşsın. Benim uğraşacak zamanım yok. Bu kestiğimiz parçaları heder etmeden bu şekilde parça parça koyuyoruz üstüne, üzerine. Kaşığımızın ucuyla biraz limon tuzu koyduk içine. Şimdi bunu atacağız. Bir dakika da öyle kaynayacak. Toplamda 10 dakika kaynatıyoruz böyle yüksek ateşte. Bir dakika daha kaynamıştı. Toplamda 1 dakika, 10 dakika kaynadı. Şu anda hazır oldu şerbetimiz. Altını kapatalım. Soğumaya terk edelim. Bu arada biz işimize devam edelim. Sana yağını tercih ediyoruz. Terem yağı da olabilir. Bu sefer değişik bir marka aldık. Gördüğünüz gibi biraz zahmetli bir iş ama yerken güzel olacak diye düşünüyorum. Son yufkamızı koyduk. Cevizli baklava. İlerleyen zamanlarda fıstıklısını yapacağız. İnşallah. Fırınımızı açalım. Alt üst fan açtık. Altlı üstlü fana getirdik. 200 dereceye getirdik. Fırınımızı çalıştırdık. Şimdi sıra baklavamızı kesmeye geldi.
baklavayı yıldız şeklinde keseceğiz. Yıldız olmasa da labirente döndü. Şimdi bunu fırına koyacağız. Kaldığımız yerden birazdan devam ederiz. Önce şu saatimizi bir ayarlayalım. 25 dakikaya ayarladık. Bakalım nasıl olacak. Üzeri için biraz badem almıştık. 100 gram badem hazırladık. Değişik bir tat olacak. Üzerine ekleyeceğiz. Tadına da bakalım bu arada. Normal. Datça bademi gibi değil yani. Datça'nın bademi olacak ki ince kabuklu daha güzel olur. Şimdi döküyoruz bunun içine. Zamanımız bitti. Gördüğünüz gibi. Tamam dedi. 26 dakika olmuştu. Olmuş mu? Bence olmuş. Evet, gayet güzel görünüyor. Yüksek ateşi bittiği zaman bir dakika durduktan sonra şerbetini aktaracağız. Yıldız şeklinde kesilmiş baklavamız hazır duruma geldi. Şerbetini aktardım. Gayet güzel görünüyor. 6 saat dinlenmesi lazım. Servis yaparken üzerine badem ezmesini, bizim tercihimiz üzerine biraz badem ezdik. Badem koyacağız. O zaman da devam ederiz. Yaptık. Hazırladık. Yaptığımız emeğin karşılığını almaya geldi sıra. Bu gibi tarifler için abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beğen butonuna da ihmal etmeyelim. Beğen butonu izlenmeyi arttırma açısından önemli metot. Gördüğünüz gibi baklavamız nar gibi kızardı. Şerbetini döktük. Şimdi sıra servis yapmaya ve tadına bakmaya geldi. Tadına bir bakalım. Kardeşim kadayıf yapmıştı. Eşi de onu yemiş, kendinden geçmiş. Ben de şu anda kendimden geçtim. Çok muazzam olmuş. 6 saat dinlendikten sonra
tek kelimeyle harika olmuş. Ceviz içi koyarsanız sarı olan onu daha mükemmel olur, daha güzel olur. Geçenlerde marketten almıştım ben. İki çeşit ceviz içi vardı. Biri iyisiydi, biri kötüsüydü. Ucuzuydu. Esmer olanı bir keresinde almıştım geçen sefer. Tadı güzel değildi, aroması güzel değildi. Sarı olan ceviz içini koyarsanız daha mükemmel olur. İyi akşamlar. Bugünlük bu kadar. Yarın ya da öbür gün lahmacun tarifi geliyor. Bunun için takibe devam. İyi akşamlar dilerim.